Sevgili Emre Şakar'a ait zaten söz müzik. Onun beste Emre'nin olunca tabii düzenlemede Can Deniz Coşkun'un oldu. Yani aslında Emre'nin şarkıları gerçekten bana çok yakışıyor. Çünkü Dizimde Yara da onun, söz müzik ona aitti. Şimdi bu sefer Korkularım Var. Aslında aldatılan insanların aldatıldığı zaman yaşadığı travmayı anlatan bir şarkı. Fakat daha sonra hani o kırılan güven, işte kaybettiğimiz özgüven, bir şekilde böyle bir insan gönlünün alınmasını bekliyor. O şarkıda da hani çiçekleri yüreğime sar diyor. Yani ben sana güvenimi kaybettim. Artık sen beni aldattın, ben insanlara da güvenimi kaybettim yani. O yüzden çiçeklerle bir şekilde gönlünün alınmasını istiyor belki de. Yani şöyle, tabii ki çiçeğin boyutuna bağlı, bir kamyon gül olursa neden olmasın. Ya hatta geçen şöyle bir şey olmuştu arkadaşlar. Şimdi ben diyorum ki çiçekleri yüreğime sar diye şarkı yapıyorum arkadaşlar. Bana sürekli hediyeler gönderiyorsunuz ama neden bana çiçek göndermiyorsunuz? Yani ben bir kamyon gül beklerdim yani kısacası diye. Evet, yani herkese buradan çiçek göndermeleri yönünde. Ya gerçekten ama aslında aldatılmak bana göre sadece başka biriyle aldatılmak falan değil. Yani yanında olması önemli. Mesela önemli bir gününde, önemli bir anında senin yanında yok. Düşünsene, bir anda bırak, düşünceyle de aldatabiliyor. Ya da yanında düşündüğün kimseyi göremiyorsun. Senin yanında yok. Yarı yolda bırakılmışsın. Bence bu da aldatılma. Çünkü ona güveniyorsun yani. O her zaman benim yanımdadır diyorsun. Ama adam bırakıyor gidiyor yani. Bu aldatılmaktır yani. Bu en büyüğüdür. Benim stüdyo aşamam aslında ilk başta çok güzel başladı. Okumalar falan çok güzel gitti. Şarkı çok güzel gitti. Ama maalesef ki düzenleme aşamasında aksilik yaşadık. Aranje döneminde. İşte aranjörler çok fazla uzattılar durumu. Çok uzatınca tabii şarkı bir sene aksamak zorunda kaldı. Normalde geçen sene çıkaracaktım ben bu şarkıyı ama bu sene çıktı. Yani bir sene boyunca, çünkü o iş, bu iş, o bahane derken öyle bir talihsizlik yaşadık. Bunun üstüne tabii aranjörlerimizi değiştirmek zorunda kaldık. Can Deniz Coşkun'la tanıştım. Hep şey derim ben, hayatta her aksilik bir sonunda bir hayır doğuruyor. Gerçekten benim için de hayırlı bir şey olduğunu düşünüyorum. Belki de Can Deniz'in yapması gerekiyordu bu şarkının düzenlemesini. Çok da güzel bir iş çıktı yani gerçekten. Klip senaryosu şöyle oldu. Aslında klipte tamamen çok seven, çok güvenen, çok bağlanan bir kadın var orada her türlü. Fakat klibin sonunda tabii ki aldatılıyor. Güven kırıklıkları yaşıyor, yarı yolda bırakılıyor. Az önce söylediğim gibi her türlü şeyi yaşıyor yani. O yüzden sevgili Ferit Çetinkaya ile bu şarkımızı çok güzel bir şekilde anlatacak yönde bir senaryo yazmak istedik. Aslında ben de kendimden bir şeyler bulduğum bir şarkı oldu bu şarkı. Gerçekten. Çünkü tamamen ben de aldatıldım, ben de yarı yolda bırakıldım, ben de çok güvenim kırıldı. Fakat neden çiçekler? Aslında aldatılmak sadece cinsel yönden aldatılmak da değil, az önce söylediğim gibi. Yarı yolda bırakılmak da bir aldatılmak. Kalp kırılması bir aldatılmak. Güvenin bitiyor, güvenin kayboluyor. Bir şekilde o güveni tekrar kazanmak isteyen ama tekrar aldatılır mıyım, yarı yolda bırakılır mıyım diye korkan bir kadın var o klipte. O yüzden sevdiğine diyor ki, bak korkuyorum, gel çiçekleri yüreğime sar. Ya aslında bu sorunları yaşayan kadınlara, bir tek kadınlar aldatılmıyor tabii, erkekler de aldatılıyor ve erkekler de yarı yolda bırakıyor. Yine az önce dediğim gibi, aldatılmak sadece başka biriyle aldatılmak demek değil. Çok güvendiğin insan seni yarı yolda bırakmak, aldatılmanın bana göre en büyüğüdür. Ben nasıl başa çıktım? Öyle söyleyeyim. Benim başa çıkma tekniğim, kendimi işime verdim. Kesinlikle. Yani benim çünkü hayallerim var. Bu çıktığım yolda, bu yolculukta. Müzik benim 2014'ün sonundan beri hiç bırakmadan devam ettiğim bir uğraş. Ve benim hayalim, idealim gerçekten. Toplam zannediyorum 8 şarkı yaptım 7 sene içerisinde. Hayatımı ben şarkıda suskunluğa adadım diyor ama ben hayatımı müziğe adadım.
Bu son şarkıma verdim kendimi. Tamamen işimle gücümle odaklı şekilde. Ve şu anda da ne yapıyorsam, bütün çabalarım, her şey aslında müzik kariyerimde bir yerlere, istediğim yere gelebilmek için. Yani yaptığım canlı yayınlar olsun, TikTok'ta olsun, Instagram paylaşımlarım olsun, katıldığım sosyal etkinlikler olsun. Hepsi aslında sonunda o çocukluktan beri var olan hayalime ulaşabilmek için. Aşkı kapamaktan ziyade insanlara güvenimi kaybettim ben. İnsanlara güvenimi tekrar kazanmak tabii ki kolay olur mu bilmiyorum. Çünkü hep bir mesafeliğim var artık. Çünkü artık şöyle yaşıyorum en basiti. Her an hoşça kal diyebilecekmiş gibi ilişki kuruyorum. Her an hoşça kal diyebilirsin yani. Her an bırakabilir yani. O yüzden fakat şöyle tabii ki çok güvendiğim ve en zor günlerimde yanımda olan insanlar var. Mesela bir tanesi şu anda beni izliyor. Richman. Zor günlerimde gerçekten yanında bırakmayan insanlar çok önemli. Mesela Richman gerçekten beni çok destekleyen sevenlerimden bir tanesi oldu Memoli. Aynı şekilde Cenk de öyle benimle beraber. Ve siz de beni her şarkımda desteklediniz. Kral TV olarak. Yani tabii ki tek tük isimler olabiliyor böyle güvenebileceğin, seni yarı yolda bırakmayacağını bildiğin. Ama onların dışındakilere güvenmek bayağı olacak galiba. TikTok'ta 4.4 milyonu geçtik şu anda. 5 milyon olmak üzereyiz. İzlenme korkularım var. YouTube 1 milyona yaklaştı. Apple Music'te top listede şu anda. Zirvedekiler popta ilk ondayız. Aynı şekilde Instagram'dan çok fazla hikayeler geliyor, çok fazla geri dönüşler bile. Hepsini paylaşamıyorum bile, hani insanlar sıkılmasın diye. Yorumlar çok güzel. Mesela özellikle YouTube yorumları o kadar güzel ki, hepsini giriyorum, okuyorum. Gerçekten bu şarkı, bugüne kadar bence yaptığım şarkılar içerisinde en başarılısı olma yolunda gidiyor. Yani daha da devamı gelecek tabii. Belki hareketli bir şarkı yapacağız bundan sonra. Ama yorumlar muhteşem. Yani gerçekten muhteşem. Evet evet, daha bir hafta bile olmadı. Kesinlikle öyle. Dediğim gibi özellikle sosyal medyada o kadar fazla video çekiyorlar ki. Hatta şunu yapmaya başladılar artık. Komediye çevirmeye başladılar işi. Mesela şey diyorlar, benim yine korkularım var çalıyor arkada. Diyorlar ki işte 350 bin kere aldatıldığım sevgilim bana geri dönmek istemiştir. Ne yapacağım falan diye. Ya korkuyor, yine aldatılacak falan diye. Artık insanlar komik şeyler bile çekmeye başladılar şu anda. Ben aslında normal hayatımda çok fazla spor giyinen, işte kapşonlularla gezen, çok fazla eşofman, rahat takılan birisiyim. Ama olay gel gör ki sahne boyutuna taşındığı zaman, işte o sahne boyutunda ben de açıkçası öyle mayolar giymişliğim vardır yani. Hayır, ama bu bir show dünyası. Bir show business. Yani hani sahnede tutup da saçma sapan ya da insanların dikkatini çekmeyecek şeyler giyemezsin. Yani bu gerçekten göze hitap eden bir show dünyası. O yüzden ben Gülşen'e de hani o kadar eleştirinin yağmasına anlam veremiyorum. Çünkü kadının işi bu zaten. O sahnede göze gelmeli yani. O bir iş. Yani eşi bile zaten bu durumu hoş karşılıyor. Diyor ki benim eşim, ben onu biliyorum, ona güveniyorum, o onun işi. Tabii ki de güzel giymeli. Evet, gereği oysa onu da giymeli. Yani yarın bir gün ben de büyük sahnelerimde Gülşen gibi giyeceğim tabii ki de. Yani hani her ne kadar giyeceğim lütfen. Bu da kimse. Hayır, işimizin gereği bu. Mesela klibim benim çok eleştirildi. Klipte klip oyuncusu Sandra'yla bizim yatak sahnelerimiz var. Ama öpücük sahneleri aynen öyle. Çok ileri boyutta değil tabii ki. Hani yani böyle bir aşk sahneleri, güller, balonlar falan var. Sonuçta duygusal bir sahne, yüzük veriyor bana falan. Ama diyorlar ki neden yatak sahnesi? Neden öpüyorsun? Adamın sırtını öpmüş. Bak bak bak, adamın sırtını öpmüş falan diye. Böyle yorumlar geliyor yani sürekli. Sana sadece şu kadar söyleyeyim. Klipte gördüğünüz o 10 saniyelik yatak sahnesi asıl çekilenin milyonda biri bile değil. Yani
Hani insanlar eleştirir diye, yanlış bir şeyler söyler diye o kadar dikkat ettik ki, aman orayı keselim, aman popo gözükmesin, aman orası gözükmesin. Yani hep buna dikkat ederek, keserek, biçerek yaptığımız ve çok dikkat ettiğimiz bir şey oldu. Çünkü Türkiye'de yaşıyoruz. Yani ne olursa olsun bizim burada halkımızın örf adetleri var ki şarkı Ramazan ayında çıkacak. Yani bunlara çok dikkat etmek gerekiyor tabii. Bu benim içimde de var bir arabesk. Çünkü arabesk, aa lütfen. Yani İbrahim Tatlıses, lütfen Ahmet Kaya arabesk olmasa da bence Ahmet Kaya da çok seviyorum. Yıldız Tilbe bayağı dinliyorum. Yani şu ara Bergen'e sardım mesela. Bergen izlemeyeceğim deyip maalesef ki izlediğim bir film oldu Bergen gerçekten. Ağladım tabii ki de filmde. Hani şöyle, bence bütün başarılı olan kadın sanatçıların hikayesi buna benziyor. Yani yıllar öncesi de aynı, şu an günümüzde bir tık benziyor. Bir tık benzerlik var diye düşünüyorum. Çünkü bak, her zaman yetenek, talent bir yere kadar. Yani var okey, ama arkasında gerçekten büyük şirketler, yapım firmaları, tabii ki ses, onlar ayrı, onları geçiyorum. Bir şekilde birilerinin olması gerekiyor. Yani birileri parlatıyor birilerini. Yani bunun iş illa şirket olmasına da gerek yok. Atıyorum müzik sektörü dışından bir adam da olabilir. Mesela bir iş adamıdır. Bu vizyonu geniştir. O onu destekliyor mesela. Ve o da ufak veya bir aranjördür. Müzik camiasından biridir ya da televizyon yapımcısıdır. Yani birisi mutlaka onu tutup da patlatan biri hepsinin hayatında var. Evet. Fakat bir süre sonra iş kıskançlık boyutuna gidebiliyor. Yani atıyorum sahnede niye onu giydin? Ya da o adamla niye böyle bakıştın? Ya da o niye sana şampanya patlattı? Onun yanında ne işin var gibi bir süre sonra zarar da verilebiliyor. Çünkü neden? Başarı kaldırılabilecek bir şey değil. Her erkek başarılı kadını kaldıramıyor. Kaldıramıyor. Yani kıskançlık da bir yerde devreye giriyor. Orada çünkü adam kendi eliyle yarattığı o süperstarı bir anda bitirmek isteyebiliyor. Mesela Bergen hikayesinde olduğu gibi. Adam şu an bile ben pişman değilim, yine yaşasa yine vururum diyor. Yani böyle bir adam. Hani üzüldüm. Sonuçları böyle olmayan güzel hikayeler yaşamak istiyoruz tabii. Çok teşekkür ediyorum. Devamı, yani bu tarz mı gelecek tekrardan, yoksa tekrar böyle popa dönüş gibi böyle hareketli bir şeyler mi yapacağız? Buna karar vermek gerekiyor tabii. Dinleyici kitlesine de bakacağız artık. Yani yapım şirketimizle de konuşacağız. Geri dönüşlere de bakarak karar vereceğiz aynı. Yani çok teşekkür ediyorum. Çok mersi.